Başarmak, savaşmak senin elinde. Hiç yılma, tek bir gün vazgeçme. Devrilmez, ayakta durur yerinde. İraden can bulur yeniden. Başarmak, savaşmak senin elinde. Hiç yılma, tek bir gün vazgeçme. Devrilmez, ayakta durur yerinde. İraden can bulur yeniden. Hamida Kant of Turkey is going to claim the gold in the women's 400 meters T53. She crosses the line two or three lengths ahead of Oksana Abdikarimova, who gets silver. Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün yine harika bir insan konu. İmkansızı başaran harika bir sporcu, olimpik sporcu, milli sporcu, efsane bir insan. Ne haber Hamida? Nasılsın? Merhaba, iyiyim. Nasıl keyifler? İyi, sağ ol. Çok güzel. Çok keyifliyim. Hazırlıklar nasıl gidiyor? Hazırlıklar güzel gidiyor. Şu an milli takım kampındayım. 2020 Tokyo Olimpiyatları için güzel bir süreç bekliyor bizi. Evet arkadaşlar, olimpiyatlar diyoruz. Şu anda olimpik bir sporcuyla karşı evet, karşıyayız. 2016'da Rio Olimpiyatlarına katılmışım. Bu ikinci olimpiyatlarım olacak. Orada güzel bir tecrübe olmuş. Olimpiyat öncüsü olmuştum. Burada inşallah kürsüyü görmeye hedefliyorum kendimde. Süper. Aynı zamanda dünya ikincisisin. Evet, 2015 yılında dünya ikincisi oldum 100 metrede. Hı hı. 2017 yılında da dünya üçüncüsü oldum 400 metrede. Orada Tokyo Olimpiyat kutasını almıştım. Çok güzeldi. Benim için o çok unutulmaz bir anda. Türkiye'yi en iyi şekilde orada temsil ettim. Bayrağımı kaldırdım. Çok güzel bir duygu benim Avrupa için. Avrupa şampiyonası zaten çerez oldu senin evet, için. Evet, Avrupa şampiyonası da Tokyo öncesi güzel bir tecrübe oldu benim için. Avrupa ikincisi oldum. Hı-hı. 100 metre ve 400 metrede. O da çok güzeldi, keyifliydi. Onun öncesinde ama Avrupa şampiyonlukların da var. Evet, onun öncesinde var. 5 Avrupa şampiyonluğum var. Bu sefer ilk defa ikinci oldum. O da güzel oldu. İşte böyle sporcuları çok seviyorum. Zorla başarılarını anlattırıyorum kendilerine. Aynen. Böyle mütevazı insan. İstanbul Maratonu koşuyoruz, Antalya Maratonu koşuyoruz. Hı-hı. Orada derecelerim var aynı şekilde. Yani yoğun bir sürecim var aslında. Sürekli her yıl şeylerimiz oluyor, yarışlarımız oluyor. Hiç durmuyoruz yani. Aynen, aynen. Devam ediyoruz. Yani bu süreç tabii çok zor bir süreç. Ama evet, öncesinde zor. Senin daha zor bir sürecin vardı. Şimdi evet, bu bir kaza geçirdin sen. Evet, ve aynen. Çocuk yaşta bir kaza geçirdin sanırım. Onu evet, biraz ben 9 yaşında trafik kazası geçirdim. Sokakta oynarken oldu. Araç içinde değildim. Aynen. O zaman yani, arkadaşlarım vardı. Ben de çok ilk küçüktüm. Trafik kazası diye duyunca böyle bir acaba dedim, nasıl bir yaralanma evet, oldu derken. Evet, genelde öyle düşünüyorum. Aracın içinde olduğumu düşünüyorum ama ben aracın dışındaydım. Sokakta gezerken kamyon beni bir aracın yanına sıkıştırdı. Hani ben de kaçamadım o anda. Diğer arkadaşlarım falan da vardı yanımda. Öyle oldu yani. İşte ben yaralandım. Bir arkadaşım daha yaralandı. Onu da ayağını ezmişlerdi. Ben omurilik felçli olarak hayatıma devam ettim. Arkadaşım iyi yani, çok şükür. Öyle devam ettim yani. O süreç biraz zor oldu. Değil çok mi? Küçüktüm. Ailem bana destek oldu. En büyük destekçim annemdi zaten. O 2 yıl kadar hastanede devam ettim sürekli. Yani yattım, tedavilerimi falan gördüm. Fizik tedavi gördüm. Öyle bu zamanlara kadar geldim yani. En büyük destekçim burada annemdi gerçekten. Ailem. Hani bana bu şeyimi bana hiç hissettirmediler hiçbir zaman. Öyle devam etti yani. Zaten bu tür aletler olduktan sonra sen normal insandan evet, bir farkın aynen. yok. Yani onları İlk da kullanmayı düzgün biraz zor oldu. Hani sandalyeyi bilmiyordum. Çocuktum, oturduğumda Hı-hı. garip hissettim gerçekten. Tamam. Annem de bana öyle o gözlerle bakınca gerçekten tuhaftı. Hı-hı. Sonra alışmaya başladım. Doktorlarım yardım etti. Ben hastaneden çıktıktan sonra beni okuluma kadar kendileri götürdüler. Ya bu süreçleri unutamam. Gerçekten Hı-hı. güzeldi. Burada psikolojik bir yardım aldın mı? Öyle bir yok, gerek duydun mu? Yok, almadım. Hayır, hiç görmedim. Çünkü dedim, yeterince annem yanımdaydı. Vardı. O bana Hı-hı. destek oldu her zaman. Güzeldi yani. Peki spora nasıl başladın? Yani ne seni bu mobiliteye sürükledi? Ben hastaneden çıktıktan sonra sürekli evdeydim. Hani bir şeyler yapmak istiyordum. Yani dışarı çıkmak istiyordum. Dışarı çıktığımda arkadaşlarımın sandalyeyi gördüğünde farklı hissediyorlardı. Çünkü yürüyordum. Sonradan onların yanına böyle geldim. Tuhaftı. Hı-hı. İşte evdeydim. Bir gün annem Bağcılar Belediyesi'ne gitmişti. Orada Ahmet Karaca diye biriyle tanışmıştı. Oradan hani basketbol branşı vardı, tiyatro bölümü falan vardı. Hı hı. Ben çocuktum, o zaman tiyatro bölümüne başladım. Güzeldi, orada bu daha çok çevreyi geniş, daha çok engel arkadaşlarım vardı. Orada aslında tanıştım. Bunun için öyle atıldım hı hı. ben. Hani onları gördüğüm zaman da biraz tuhaftı gerçekten. Tabii biraz da ondan öncesinde sen çevrende böyle bir insanlar yok, olmadığı yoktu, için hayır, o yok. Biraz seni motive etmiyordu açıkçası. Aynen, değil mi? Hani o hayattan direkt bu hayata atılmam aynen. tuhaf oldu gerçekten. Hı hı.
Yani çok da şey yapmadım, alışmaya başladım zaman geçtikçe. Sonra basketbol branşı açıldı yine Baycar Belediyesi, ona yöneldim. Hı hı. O da güzeldi. 2 yıl kadar basketbol oynadım, devam ettim yani. Sonra atletizm branşı başladı, direkt ona yöneldim. Hani hı hı. Daha farklı bir sandalyesi vardı böyle uzun dediğim gibi. Evet. Güzeldi yani. Daha havalı. Evet. Annem, yine annemin sayesinde açıldı sizin branşı. Ben ona yöneldim. Hani kızım bunu dene dedi. Ben de denedim öyle. Evet. İlk yılımda da Türkiye şampiyonasına seçildim milli takıma. O da beni daha çok teşvik etti bu spora. Öyle devam ettim. Ya bayağı belediyenin desteğiyle başladın evet, aslında. Gerçekten sen. Belediyenin çok büyük desteği var Bağcılar Belediyesi. Hani atletizm branşına özellikle. Hı-hı. Yani başka bir kulüplerde yok yani gerçekten. Çünkü maliyeti de çok yüksek bir spor gerçekten. Hani dediğim gibi belediyenin desteği çok önemli bu süreçte. Tabii yani bu aletler, bu mobiliteni aynen. geliştirecek aletler. Evet. Yani normal bir sandalye bile olsa onun ayrı çünkü bir özellikleri olması lazım. Karbon tekerlekleri var, eldivenleri var. Yani şasesi bile çok pahalı gerçekten. Hem o hem bir de bunun ulaşımı bile evet, bir yurt dışından geliyor çünkü. Ve senin antrenmanlara gitmen de bir zorluk evet, aslında. Yine yani. Aynı, onlar da bana hani destek veriyor. Bayağı bir servis gönderiyor her gün. Ben onun imkanıyla buraya gelebiliyorum. Süper. Güzel yani. Süper. Şimdi işte dediğin gibi biraz önce saydığım bir sürü başarım var. Evet. Bu onun meyvesi aslında. Evet. Hani bu sürecin devamında aldığım madalyalar. Aynen. Zor oluyor ama elimizden geleni yapıyoruz gerçekten. Bize fırsat verildiğinde biz değerlendiriyoruz. Ha, aynen onu diyecektim şimdi. Ama bunun için de Bir sürü antrenman yapıyorsun. Evet sen. Evet. Yani günde belki 2 tane antrenman yapıyorsun. Ailenden, eşinden uzak kalıyorsun. Hani başka bir hayatın oluyor. Sürekli kamplardasın. Evet sürekli kamp. 2 ay, 3 ay sürekli kamplarda oluyoruz. Yurt dışına sürekli çıkıyorsun bu arada. Evet tabii. Aynen. Yani. Sürekli ara yarışlarım duruyor. Mesela Dünya Şampiyonası'na gitmeden önce onun öncesinde bir ara yarışa gitmen gerekiyor ki derecen güzel gelsin. Orayı seçilebilesin diye. Öyle oluyor yani hani. Hı hı. O kotaları aşman gerekiyor. Genel kotalar değil mi? Yani her evet, ülkenin herkese, ayrı değil, aynen. bütün dünyada olan. Bütün sporculara. Olan. Hı hı. İlk 3'e girmen lazım, ilk 5'e girmen lazım. İşte ben Tokyo Olimpiyatlarına girmem için dünyada madalya aldım. Direkt orada garantiledim. Ama hı. diğer arkadaşlar için ilk 5'e girmen lazım. Sıralama önemli. Hı hı. Toplam öyle kaç kişi gidiyor bu olimpiyatlara? Senin rakibin kaç kişi olacak orada? Çok var. Çok yarı var, final, final koşacağız. Elemeli olacak zaten. Hı hı. Bakalım. İnşallah güzel olacak. Olacak. Kendime güveniyorum bu süreçte. Aynen. Orada tabii senin belki rol model olarak gördüğün, evet, beraber start almak istediğin, hayalini kurduğun evet, insanlar aynen. senin daha orada rakibin olacak şimdi. Daha önce almıştım ama olimpiyat daha farklı gerçekten. Oradaki atmosfer çok farklı gerçekten. Olimpiyat yani bir sporcu için zirvedir bence. Değil mi? Evet ben onu başardım. Sen kendimi. Onu işte Rio'da yaptın. Oraları biraz anlatsana bize. Rio 2016 Paralimpik Oyunlarına gitmiştim. Orada da 100 metre, 400 ve 800 koştum. Olimpiyat dördüncüsü oldum orada. Hı-hı. O da çok güzel bir tecrübe. Oradaki ortam nasıl oluyor? Çok farklıydı. Ya, bütün tribünler dolu mesela. Hiçbir yarışta Dünya Şampiyonası'nda veya Avrupa'da öyle hiç görmedim, hissetmedim yani. Böyle tribünler oynuyorsunuz evet, normal aynen. şeylerde, aynen. bağırışlar, çağırışlar. Çok güzel oluyor gerçekten. Yani... Ve bir artı oluyor yani. Boş tribünlere koşmaktansa dolu daha farklı oluyor. Tabii yabancı sporcular genelde dolulara koştukları evet, için aynen. senin için artı bir motivasyon oluyordur aynen, böyle bir yerden evet. gittikten sonra. Aynen. Güzel oluyor yani. Aynen. Şimdi tabii Tokyo'da Toyota da sponsor orada. Biliyorsun yani, Toyota evet. hem paralimpik oyunların hem normal olimpiyatların sponsoru ve orada evet. çok daha farklı mobilite araçları sunacaklar evet. ve bunları sen ilk sen göreceksin aslında. Orada aynen. yani 2020 tanıtacaklar. Tanıtacaklar ve bütün insanlığın aslında sadece engelli sporcuların, dezavantajlı sporcuların evet. diyeyim ben ona engelli demiyoruz genelde. Onların yararına olanlar değil, normal insanların da yararına olan bir sürü aletler tanıtacaklar. Mesela iRoad diye bir alet var. Böyle ufacık bir araba ama hiç elektrikle görmedim. Çalışıyor. İşte onları ilk sen göreceksin. Bakalım. Çok şanslısın. Çok iyi o zaman. Çünkü denemiş olurum en azından. Aynen. Türkiye'den seyirci de gidemeyecek biliyorsun. Evet, orada, gidemiyor. Orada bile sıkıntılı yani. Hani 10 bin seyirci mi ne alacaklar? Evet. En son öyle bir karar verdiler. İşte pandemiden dolayı belki o da şey olabilirmiş. Hani iptal olabilirmiş yani. Seyircisi olmayabilirmiş. Peki bu spor senin hayatını nasıl değiştirdi? Biraz da ondan bahsetsen. Evet, şu anda görüyoruz. Olimpiyatlara gidiyorsun. evet. Daha nasıl değiştirecek de. Dediğim gibi o küçük Hamide'den ve buraya gelmek benim için çok farklıydı gerçekten. Zor süreçlerden geçtim. Ama hani dediğim gibi bize fırsat verildiğini biz değerlendiriyoruz. O hayat hı hı. daha farklı oluyor. Mesela ben şu an spor yapıyorum. Bu benim bir mesleğim aslında. Evet. Hani sürekli kendimi buna veriyorum. Sabahları buraya geliyorum, antrenman yapıyorum. Akşam eve gidiyorum, dinliyorum. Sabah tekrar hı. geliyorum mesela. Beslenmeni ona göre ayarlıyorsun. Aslında. Aynen. Yani kendine iyi bakman lazım. Evet. Peki o küçük Hamide'nin hayallerini hatırlıyor musun? Ay, hatırlamıyorum aslında. Değil mi? Benim bambaşka hayatı. Bir insan evet. oldu çünkü. Çünkü 9 yaşındaydım ve hiç hatırlamıyorum yani gerçekten.
Yani. Dediği gibi hani kaza geçirdim. Hayatıma böyle bir süreç girdi. Yani bilmiyorum. Ve bir anda bambaşka bir hayat, evet, ve mobiliteni geliştirebileceğin, evet, başka aletler kullanmak zorunda kaldın. Aynen. Ve bunlar senin yeni hayatın oldu aslında. Evet, aynen. Dediğim gibi hani bir zorluk yaşamadım aslında engelli, hı hı, olduktan sonra. Sadece sandalye oturduğumda tuhaf hissetmiştim o yüzden. Sonra zaman geçtikçe zaten alışıyorsun. Tabii. Daha çok çevrende tek sandalye arkadaşlarını görüyorsun. Daha çok engelli bireyleri görüyorsun yani. Alışıyorsun. Ve bunun bir engel olmadığını görüyorsun, evet, aslında. Evet, aynen. Yani onu... Yani şöyle hissediyorum. Hani insanların bakış açısı biraz daha bunu bana hissettiriyor aslında. Hani sandalyede oturursan dışarıda gezerken bile çok farklı bakıyorlar gerçekten. Evet. Ama benim bir şeyleri yaptığımı bilseler belki öyle yapmazlar. Çünkü milli sporcu olduğumu bilmiyorlar, hı-hı, belki dışarıda gezerken. Ya belki sana diyorlardır, çok kaslı değilmişsin, evet, falan filan diye böyle. Soruyorlar hatta, kaslısın ama ne yapıyorsun diyorlar yani. Güzel oluyor. O da bayağı... gururlanıyorum o zaman başarılarımı söyledikçe. Güzel oluyor gerçekten. Tabii canım yani. Az da başarı değil ki. Evet, şimdi ben sana soracağım. Bitmiyor. Bitmiyor be yani. Ben sana soracağım. Şimdi hedefin ne diyeceğim. Daha bunun üstüne hedef var mı? Evet. Olimpiyatlar hani hedefim gerçekten. Olimpiyatta bir madalya görmek. Madalya görmek. Kürsüyü hedefliyorum kendimde. Bir madalya olacak ama rengi belli değil. Hiç önemli değil. Eğer, evet, ya orada bizi temsil etmez zaten bizim, evet, için yeterli. Ve yani orada madalya olursa da üzerine güzel bir meyvesi olur yani. Güzel olur. Spordan ayrı senin de normal bir hayatın var. Evet, ve burada, aynen, da hepimizin olduğu gibi bazı şeyler karşına çıkıyor ve bir, evet, evlilik yaşıyorsun şu anda. Evet, aynen. Yani... Evliyim 3 yıl oldu evleneli. Hı-hı. O da benim hayatımda bir şey noktasıydı aslında. Güzeldi yani. Senin bir destekçin var şu anda. Evet, İşte aynen, antrenmanlara eşim götürüyor ve evet, getiriyor, seninle beraber beni bir sürü bir hayat yaşıyor da. Evet, aynen. O da görüyor bu ortama içine girdikçe. Güzel oluyor yani. Şimdi de bana çok destek veriyor sporda olsun. Yarışmadan önce arıyor, konuşuyoruz. Güzel yani o süreçte. Tabii sen 9 yaşında bu kazayı geçirdiğin için daha sonrasında bu eşinle tanışma hikayeleri oldu. Evet, aynen. 5 yıl kadar tanışmışlığımız var zaten. 3 yıl oldu evleneli. Güzel yani, devam ediyoruz. Peki o bir sporcuyla geçen hayattan zorlanmıyor mu yani? Kamplara gittiğimde zorlanıyor aslında hani. Zor oluyor aslında. Hı-hı. Biraz da o hayat şey bırakıyorsun ya. Aynen. Farklı oluyor ama bana destek veriyor her zaman. Yani, evet. Bir sporcuyla yaşamak çok zor bir şey öyle zaten. Öyle bir şey. Aynen, o da öyle diyor zaten. Kamplar, antrenmanlar vesaire. Evet, o biraz zor oluyor. Sadece dediğiniz gibi hani sporcu hayatı biraz farklı. Aynen öyle. Biraz ödün vermen lazım bazı şeylerden gerçekten. Beslenmesini o da, aynen, dikkat etmek zorunda. Evet. Evet. Bu süreçte sen tabii dediğimiz gibi sabah akşam antrenman yapıyorsun. Evet, aynen. Ve bir antrenörle çalışıyorsun tabii ki. Her, evet, başarılı sporcu gibi. Aynen. Çünkü antrenörsüz bu işler olmaz. Antrenör konusunda çok şanslıyım aslında. Antrenörüm de bu sporun içinden geldiği için, hı-hı, bize o da çok büyük destek veriyor. Sahada bizimle beraber koşuyor. O da bizim için bir artı aslında. Rakip gibi görüyoruz onu, rakiplerimizi. Bize çekiyor. Hı-hı. Dediğim gibi her sabah antrenmana geliyoruz. Kampta olduğumuz zaman çift antrenman yapıyoruz. İki kere sahaya geliyoruz. O da geliyor aynı şekilde. Senin yaşayacağın tüm zorlukları aslında biliyor. Evet, yani aynen. Kendi de aynı şeyleri yaşadığı kesinlikle için. Kesinlikle öyle düşünüyoruz zaten. O yüzden iyi yani antrenörümüzün de bu sporun içinden gelmesi çok büyük bir destek yani. Aynen, buradan kendisine teşekkür ederiz. Evet. Tabii onunla antrenman yapmanın da artı güzellikleri oluyor. Dediğim çünkü gibi ona yetişmek. Evet, yani her zaman kendinden görüyorsun. İyilerinden, evet, antrenman yaparsan ona kendini de geliştirirsin. Evet, bir artı oluyor yani, güzel ve oluyor. Ve senin sayende de bir sürü burada sporcu muhtemelen, evet, sana gelen yetişmek çok için. Yine arkadaşlarım. Ben mesela sokakta gördüm, dedim ki spor yapar mısın? Hani teşvik ediyorum gerçekten. Çünkü yapmalarını istiyorum. Bir şeyle uğraşmalarını istiyorum gerçekten. Oturmalarını. Aynen. Yani çünkü daha önce de bir arkadaşımıza röportaj yaparken benim yaptığım en büyük hata bunun, bu sandalyenin elektriklisini kullanmak, evet, oldu kesinlikle diyor. Evet, kesinlikle çok zor. Değil yani mi? Ben hiç önermiyorum yani akülü sandalye, çok zor, kötü bir şey yani bizim için bence. Hı-hı. Yani sen sürekli bir mobilite halinde olman lazım, hareket halinde olman lazım. Ben mesela kaza geçirdikten sonra 2 yıl 3 yıl sonra akülü sandalye geldi bana. Ben dedim ki ben bunu kullanmak istemiyorum, beni daha kötüye götürür yani. Hı-hı. Ailem bile istememişti yani o zaman. Direkt manuel sandalye oturdum. Hani kollarımın çalışmasını istedim yani, bir sporcu olmasam bile. Hı-hı. O zaman çünkü öyle bir düşüncen yoktu. Yoktu, ama, hayır, evet. Ama bu istemiyordum yani. Hareket etmek çünkü lazım çünkü. Sürekli sandalye bağımlı gibi hissediyorsun. En azından, hı-hı, kolun döndüğünde daha rahat hissediyorsun gerçekten. Evet, sen yarışlarda bu sandalyeyi kullanmıyorsun. Böyle, evet, bu normal bir yarış arabası kullanıyorsun sen. Aslında bayağı, aynen, bildiğin şey gibi, Formula 1 arabası gibi bir şey bu. Aynen. Ve bunun bütün yönlerini sen veriyorsun ve bunun içine farklı bir şekilde bir oturma oturuyoruz, tarzın, evet, var. Ayaklarımı içine de koyuyorum. Üstüne oturuyorum bacaklarımın. Hı-hı.
gördüklerinde soruyorlar mesela ayakların nerede diye, ama altta gizlendiği için görünmüyor fazla aslında. Öne doğru eğiliyorsun. Yani ağırlık şeyin önde ön olması gerekiyor. Oluyor. Çemberlerini zaten değişik eldivenlerimiz var böyle. Yurt dışından geliyor bunlar da. Öyle çemberi vurarak devam ediyor. Tutmuyoruz aslında çemberi. Sürekli vurma şeyi var. İttiriyorsun. Evet, sürekli aynen. Yani tutsan zaten tuttuğumuzda yavaşlarsın. Ama ilk başladığımızda aslında yeni sporcu olduğumuzda öyle devam ediyoruz. Çünkü kavramamız için. Mesela ben ilk tutarak falan kullanmıştım. Sonra artık profesyonel eldivenler bunlar aslında. Ona geçiş yapıyorsun. Yani bu da tabii kaskını takıyorsun. Bayağı evet, bizim aynen. Bisiklet gibi evet, evet. Aslında. Ve çünkü gönderirken kaskı takmamız de gerekiyor. Çünkü yarışlarda bazen kaza olabiliyor. Yani birbirimize girebiliyoruz o anda. Yön verirken vücut ağırlığını mı? Yok, burada yine sandalyemizin ayar kısmı var böyle. Onunla şey yapıyorsun. Yön veriyorsun giderken o hızla. Peki demin söyledim, maraton koştum ben burada 42 dedin. 42 kilometre koşuyorum. Hangisini? Buradaki İstanbul Maratonu'nu koştum ve o maraton yokuşlu bir maraton. Ben de koştum iki kere. Çok zor. Zor bir maraton. Yokuşlar bizi bitiriyor. Bunun bir de ön kalkma şeyi var. Tabii, ya. O, çok sıkıntı aynen, gerçekten. Yani bir de yardım etmek istiyorlar. Ya çok kötü bir şey yani o yüzden. Evet. Direkt ön kalkıyor zaten. Bir kere bir arkadaşımız düştü öyle. Kolunu kırdı yani. Çok kötü. Yani çünkü evet, o yardım etmek bizim tüm doğamızda var, ama Türk halkında da. Sorsak ama işte daha iyi. Sorarak yardım isteyince daha iyi oluyor aslında. Aynen, çünkü sen orada bir tempoya evet. Tutturmuşsun. Aynen, bir yanda arkandan biri ittirse bile o bir evet, bozuyor direkt. Aynen. Ve o yarışlarda seninle beraber yarışan başka Türk evet, var mı? Var var aynen. Bizim yine Bağcılar Belediyesi kulübüne bağlı arkadaşlarımız. Hepimiz katılıyoruz yani burada. Adana'dan gelenler var. Yani öyle rakip. Burada fazla Türkiye'de aslında rakibimiz yok. Yurt dışında daha çok bizim. Aynen. Yani. Buradaki tek rakip sensin. Evet. Benim. Beni geçmeleri lazım. Herkes seni geçmeye çalışıyor. Aynen. Süper. Güzel oluyor ama yurt dışında daha zevkli tabii ki de. Yani asıl rakiplerimiz orada çünkü. Mesela şu an şurada iki ayımız kaldı Tokyo Olimpiyatlarına. Bakalım nasıl olacak? Heyecanlıyız o yüzden. Evet. Paralimpik oyunlar arkadaşlar normal olimpiyatlardan bir ay sonra başlıyor. Evet aynen doğru. Bir ay sürede onlar gidiyor, bir ay sonra biz gidiyoruz. Bakalım nasıl olacak? Harika İnşallah. Olacak bence. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben çok yani teşekkür işte ederim. İşte hep diyoruz arkadaşlar, hiçbir şekilde önünüzde engel yok. Kesinlikle. Her şeyi başarabilirsiniz. İşte burada yani duruyor yani. Bize fırsat verildiğinde biz gerçekten değerlendiriyoruz. Değil mi? Önemli olan o fırsatı kesinlikle alabilmek. Evet. Ve senin gibi bir sürü sporcu böyle fırsatlar bekliyorlar. Evet. Çünkü biraz önce dediğimiz gibi şu alet evet güzel, senin mobiliteni sağlıyor evet. Ama ücretleri, bunların maliyetleri evet, yüksek. Yüksek değil mi? Bir kulüpler destek olsa. Şey, bakanımız zaten destek veriyor gerçekten. Evet. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür Vallahi ederim. Her şey için. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Olimpiyatlardan sonra bu sefer vlog şeklinde ben evet. Ondan. Burada elimde kamerayla beraber koşacağız. İnşallah. Evet. Ve o madalyayı bir canlı olarak göstereceğim size arkadaşlar. Evet. Ama bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hadi bir sonraki videoda görüşürüz. Yine düşüyorum en derine ama yaşıyorum en tepede. Yazıyorum kader ellerimle. Asla bakmam geriye. Koşacaksan sen deleme. Güç katacak her deneme. Motivasyonu perdeleme. Devam.